Ahmet Taş Getiren Ne Oluyor? Arıncın AK Parti'nin içini hareketlendiren, muhalefeti umutlandıran çıkışı, Cumhurbaşkanı'nın Erdem Başçı'ya ilişkin değerlendirmelerinin Ali Babacan'ın dünyasına nasıl yansıdı? Hakan Fidan'ın milletvekili adaylığı için MİT Başkanlığından ayrılışı, bu konuda Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında görüş farkı olduğu ve AK Parti üzerinde vesayetinin derin ölçülerde devam edeceği varsayılan Cumhurbaşkanı'nın Hakan Fidan gibi birisinin MIT müsteşarlığından ayrılıp milletvekili olması noktasında kendi görüşünden vazgeçip inisiyatifi başbakana bırakması. Hakan Fidan ki ona karşı girişilen 7 Şubat operasyonunda bizzat başbakan olarak göğüs germişti. Ve Hakan Fidan ki emniyet istihbaratta yaşanan onca sıkıntıdan sonra MIT'te ve tüm devlet istihbaratında yapılması zaruri olan restorasyonda merkez insan rolüne sahipti. Acaba orada Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında bir farklılaşma mı oldu? Hakan Fidan adaylardan herhangi bir aday mıydı yoksa Davutoğlu'nun onun adaylığında ısrar ederken yarınlara ilişkin bir projesi mi bulunmaktaydı? Peki Davutoğlu'nun söz konusu projesini Cumhurbaşkanı ile paylaşmaması söz konusu olmadığına göre, Cumhurbaşkanı o projeden mutmain olmamış mıydı ya da Hakan Fidan'ın MİT'teki sorumluluğunun çok daha hayati olduğuna mı inanmıştı? Bir de fidanla ilgili farklılaşmanın kamuoyu önünde Cumhurbaşkanı tarafından üstelik ben açık sözlüyüm gerekçesinden yola çıkarak olumlu bakmıyorum şeklinde ifade edilmesi hususu var. Acaba bu gerçekten Cumhurbaşkanının farklılaşmayı normal gördüğü içine sindirdiği ve bundan böyle de farklılaşma olduğunda başbakanın yetki alanına giren konularda düşüncesini söyleyip tercihi başbakana bırakacağının işareti midir? Bu haliyle etkin cumhurbaşkanı ile başbakan arasındaki yeni dengenin göstergesi mi olmaktadır? Veya başka bir ihtimalle Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakan Fidan gibi bir konuda tercihi başbakana bırakmış gözükerek kamuoyu önünde bir jest mi yapmaktadır? Ya da görünenler Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında yaşanan bir sıkıntının işaretimidir. Burada bir soru daha sorulabilir. Acaba Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında bir görüş farklılığı olmuşsa bile bunu kamuoyuna açıklamak gerekir miydi? Ve bir şey daha, acaba bu hadise toplumun genelinde ve AK Parti tabanında nasıl karşılandı? Erdoğan'ın açıklamasının Başbakan Davutoğlu'nda nasıl bir etki yaptığına dair henüz bir işaret ortaya konmuş değil. Ya da herhangi bir rahatsızlık emaresi görünmüyor. Burada fidan olayında Cumhurbaşkanı Başbakan farklılaşmasının yanında. Bülent Arınç'ın oluşturduğu gündeme yeniden dönersek 7 Haziran öncesi AK Parti'de önemli bir hareketliliğin yaşandığı sonucuna varabiliriz. Mesela Hakan Fidan'ın milletvekilliğine ilişkin Bülent Arınç'ın da açıklamaları oldu. O biraz mesafeli hatta rezervli göründü. Fidan MİT Başkanı olarak 50 milletvekilinden daha etkili bir konumdaydı. Başbakan olamayacağına göre hangi bakanlığa getirilecekti? Dışişleri Bakanı olduğunda başka ülkelerden mevkidaşları ondan rahatsız olmaz mıydı? Benzeri şeyler söyledi Arınç. Arınç'ın AK Parti'nin %50 ile iktidar olmasına mukabil, karşısında da kendinden nefret eden kemikleşmiş %50 oy bulunduğu tespitlerinin de yine kamuoyu önünde seslendirilmiş olmasına bakıldığında, parti bünyesinde hareketli bir süreç yaşandığı izlenimi doğuyor. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı oldu. Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı'nı noktaladı. Kendisiyle ilgili nasıl bir gelecek inşa edeceği konusu gündemden düşmüyor. Arınç ve Mehmet Ali Şahin gibi AK Parti'nin kurucu babaları 3 dönem kapsamında bir ölçüde kenara çekilecek. Ali Babacan da 3 dönem kapsamına girenlerden. Bu hareketliliğin getireceği sonuçlar nelerdir. Bakıyorum etrafta AK Parti'de geniş bir alan açıldığı ve orayı doldurma heyecanı yaşayan milletvekili aday adaylarından geçilmiyor. Hiç şüphesiz AK Parti bu tür büyük yapılarda lider değişimi dönemlerinin getirdiği ister hareketlenme deyin, ister sancı, ister gerilim, ister sancı, ister gerilim bir olağanüstülük yaşıyor. Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin nereye oturacağı da, Davutoğlu'nun statüsünün ne olacağı da bir bakıma başkanlık konusuna endekslenmiş gibi gözüküyor. Başkanlık olur, Tayyip Erdoğan başkan seçilirse durulma gerçekleşir ama o zamana kadar da epeyce süre geçecek. Bilmem belki de Erdoğan başta olmak üzere siyasetçiler bu tür gerilim ve hareketliliği normal görüyordur ama halkın dünyasında kaygı bulutları dolaştığını söylemeliyim. Ahmet Taş getiren Star